Evet sevgili hanımlar, bugün size Kıbrıs tatlısı yapacağım. Bunun için 4 adet yumurta. Oda sıcaklığında olacak. Yumurtaları dolapta çıkarıp daha önceden beklettim ben. Adet yumurtamı yarım su bardağı şekerden iyice şeker eriyesiye kadar çırpacağız. Şekerim eridi. İçine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ceviz, bir su bardağı Hindistan cevizi, bir su bardağı galeta unu. Bu tatlının özelliği galeta unuyla yapılması. Ekmek kadayıfını sevenler de bu tatlıyı çok seveceklerini umut ediyorum. Tekrar çıkıyorum. Özelliği galeta unuyla olması. Bir su bardağı galeta ununun içine bir çay kaşığı kabartma tozu ilave edin. Galeta unuyla birlikte koyun içine. Fazla değil, bir paket fazla geliyor. Bir çay kaşığı galeta ununun içine kabartma tozunu koymayı unutmayalım. Bu büyüklükte bir borcam kullanacağım. Ben borcamımı yağladım, hazır ettim. Şimdi hazırladığım karışımı dökeceğim içine. ...170 derecede pişireceğiz. Bu kek kıvamından biraz katı oluyor, galeta unu olduğu için. Katı olduğu için şöyle eşit miktarda dağıtıyorum. Önceden ısıttığımız 170 derece, 160, 170 fırınınıza göre keki hangi ısıda pişiriyorsanız o ısıda pişireceksiniz. Hanımlar, fırınımızda kekimiz pişerken ben şerbetini hazırlamak için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı suyu kaynamaya alıyorum. Bir şerbet hazırlayacağız. Fazla koyu bir şerbet olmayacak. Şekerimiz erisin. 1-2 dakika kaynattıktan sonra altını kapatacağız. Kekimizi bu şerbetle ıslatacağız.
Bu burada kaynaya dursun. Aynı şekilde 2 su bardağı süte 1 su bardağı buğday nişastasını döküyorum. Nişastalı bir muhallebi yapacağız. Bu muhallebinin içine şeker koymayacağız. Sadece süt, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı buğday nişastası koyduk. Bunu muhallebi kıvamına gelince altını kapatacağız. İçine 1 paket krem toz şanti koyacağız. Ve mikserle iyice çırpacağız. Onları da göstereceğim ben sizlere. Kremasında şeker olmayacak, şerbeti olduğu için. Kekin içinde de şeker var. Krema sade olacak. Şerbetimiz de kaynıyor. Kaynamak üzere. Şerbetiniz pişsin ki ılımaya alacağız. Ilıtacağız onu. Kekimiz de ılık olacak. Şerbetimiz de ılık olacak. Çok soğuk da olmayacak. Çok sıcak da olmayacak. Bunlar. Şu anda kremamız oldu. Bu kıvamda. Soğuttum. İçine 1 paket toz krem şantiyi döküyorum ve mikserle bunu çırpacağım. Toz krem şantiyle çırptık. Bunu kenara alıyorum. Pişen kekimizi kesiyorum. Mis gibi Hindistan cevizi kokmuş. Ekmek kadayıfı tadında yumuşacık, kremalı, besleyici, içinde cevizi, yumurtası. Fazla kabarmıyor. Bunun içine fazla kabartma tozu koymadığımız için çok kabarınca şerbetini veriyorum. İkisi de ılık. Ben buna yalancı ekmek kadayıfı diyorum. Üzerinin kreması da olunca çok nefis bir tatlı olacak. Kremasını koyduktan sonra buzdolabında en az 1 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Evet sevgili hanımlar, kekimiz şerbetini verdik. Şerbetini çektikten sonra üzerine kremasını dökeceğiz. Evet sevgili hanımlar, kekimiz şerbetini çekti. Kremamız da iyice soğudu. Şimdi kremamızı yayacağız ve buzdolabında dinlenmeye alacağız. Bu tatlıyı Kıbrıs tatlısı diyorlar, Rum tatlısı diyorlar. Ne derlerse desinler, çok güzel bir tatlı. Buzdolabında bir saat dinlendikten sonra tatlımız servise hazır. Evet arkadaşlar, Kıbrıs tatlımızı bir saat dolapta dinlendirdikten sonra şimdi servise alıyorum. Afiyet olsun.